Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türk sihaları vurdu, demir yığınına çevirdi. PKK'nın petrol rafinerisinin son halleri bu şekilde görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez vurduğu PKK'nın petrolleri Kamışlı'daki tesis yakınından yeni görüntüler gelmeye başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK, YPG kontrolündeki petrol rafinerisine karşı ilk defa düzenlediği operasyonla beraber terör örgütünün finans kaynaklarını parçaladı. TSK, Suriye Devleti'nin kuzeyindeki Haseke, Kamışlı'daki petrol tesislerini sihalarımızla beraber vurdu. Pençe Kılıç, hava harekatı kapsamında vurulmuş rafineriler kullanılmaz hale geldi. Kamışlı ilçesinde bulunan PKK'nın Dicle Petrol İstasyonu olarak isimlendirdiği tesis 23 Kasım tarihinde 3 farklı taarruza bombalandı. Bombardıman sonrasında 6 petrol tribününün tamamının kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. TSK'nın vurduğu o petrol rafinerisi yakından görüntülendi. Burada yığına dönüşmüş petrol tesisinin yeniden faaliyetinin bu şartlarda imkansıza yakın olduğu da bildirildi. Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar şu ifadeyi kullandı. Hava, kara ateş destek fazlasıyla beraber yapılmış cezalandırma atışları devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı. 254 terörist etkisiz hale getirilmiştir ifadesini kullandı. En son dönemlerde en büyük kapsamlı etkili hava harekatıyla başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini söyleyen Akar sözlerine şu şekilde devam etti. Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtasıyla beraber yapılmış cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alınmıştır. 254 terörist ise etkisiz hale getirilmiştir diyerek dünyaya karşı büyük bir açıklama yaptı.